Tropikal topraktan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün incir ağacı, bazı yerde yemiş de denilir. Farklı isimleri taşıyan bir ağaç türünde, meyvemizden bahsedeceğiz. Arkadaşlar şu anaçtan, yani yeni anaç oluşturacağımız anaç şu an ortalama 3 santim 4 santim gibi. Geçen senenin sürgünü. Hatta 1,5 sene bir sürgün bu. Ben biraz geç vurmuştum. 1,5 senelik bir sürgün. Şimdi bu yeni bir sürgün olmaz. Zaten şöyle göstereyim. Bakın şu yeni bir sürgün. Bakın bunda kabuk oluşumu ve iki tane, yani vuracağımız gözlük ve gövdenin birbirine kavraması bunda olmaz arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Belki unuturuz. Sizin de bilginiz olsun. Bakın kabuk oluşumu olağanca zayıf. Çok zayıf. Sütlü olduğuna bakmayın. Yani şurada bir oluşum olması, olmaz diye bir şey yok. Yeryüzünde olmaz diye hiçbir şey yok ama sizi yorar. Bununla uğraşmayın. En az 1-1,5 senelik sürgünlerle, yani şöyle olgunlaşmış sürgünlerle daha kalını da olmaz arkadaşlar. Bakın daha önce diğer aşılarda anlattım. Özellikle buynuz ve harnut aşısında anlattım. Kalın gövdeye kesinlikle aşı vuramazsınız, olmaz. Sebeplerini anlattım. Sebeplerin ne olduğu detaylı bir şekilde ben harnut ve buynuz aşısını anlattım arkadaşlar. Oradan takip edin. Kalın gövdeye yaptığınız aşı asla hiçbir zaman sizi emellerinize ulaştırmaz. Bundan bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi bu yeni sürgünümüze bir kanal açacağız. Ama dikkatlice dinleyin. Çünkü ben çok yaptım. Ve çok yaptığım aşıların hepsi zayi oldu. Lütfen siz de aynı hatalara düşmeyin. Şimdi bu ağaç çok sütlü olduğundan dolayı, yani üzerinde o kadar çok fazla süt var ki yaptığınız aşı tutmuyor arkadaşlar. Üzerine basa basa söylüyorum ki zaman harcıyoruz, bu videoyu çektik bir işe yarasın diye. Yani uzatıyor gözüyle falan bakmayın. Değilse videoyu da çekmem. Benim bana giden çıkan herhangi bir şey yok. Ama herkes öğrensin. Ben de aynı videolar seyrettim. Ondan bundan öğrendiğimden dolayı bu bildiğim hadiseleri size anlatma gibi bir arzusundayım. Arkadaşlar şimdi şurada yapacağımız işlem, mesela göz aşılarında çok farklı olduğunu göreceksiniz. Ki diyorum, bakın bu aşı taktiği Mersin'de ve gözeneğe çok olan ağaçlarda uygulanan bir taktik. Sebebi, yemişteki sebebi, incirdeki sebebi sadece sütlerin olması. Yani sütün gözü boğmaması için yapılan bir işlem. Bakın arkadaşlar, hem üstünü hem altını çizeceğiz. Şöyle bakın. Şöyle arkadaşlar. Yani haş yapacağız. Haş. Şöyle. Üstü çizdim. Altı çizdim. Orta çizgini çektim. Bunun sebebi arkadaşlar, bak bu aşıyı bu şekilde yapmamızın tek sebebi bu ağacın sütlü olmasından kaynaklanıyor. Hem üstten süt atsın hem alttan boşalsın ki bu yapacağımız işlemde gözlük boğulmasın. Boğulma, yani onu siz anlayabilin diye özellikle boğma diyorum. Ki şuradan fazla bastırmak istememiştim. Biraz kesilmemiş. Şimdi arkadaşlar bakın, bu incir ağacı suyu vermiş ve her zaman bu şu ortamı sağlayamazsınız arkadaşlar. Kışın her ağaç kendisini korumaya alır ve kabuk vermez. Bu da öyle. Her ağaç böyle. Bakın. Şimdi takvim, incir ağacında takvim tabii ki önemli. Nasıl önemli? Bu aşı arkadaşlar Şubat gibi, Şubat ayı içinde yaparsak hem sağlam bir göz almış oluruz. Yani şu gözler açacak arkadaşlar. Yani Mart Nisan'da bu gözler açacak. Açacağından dolayı buraya vuracağımız bir gözlük kör gözlük olur. Yani bilemezsiniz nasıl bir gözlük vurduğunuzu ki Nisan, Mayıs, Haziran gibi bu aşıyı yaparsak kör göz olup olmadığını bilme şansınız olmaz ki incirde gözler belirgin olmuyor arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Şubat ayı, Mart ayı içinde bu aşı yapılırsa gözlüğünüz sağlam olduğundan emin olabilirsiniz. Değilse kör gözler oluşabiliyor. Nisan, Mayıs gibi, Haziran gibi kör gözler oluşabiliyor ve vuruyorsunuz aşınızı. Buradan filiz vermeyebiliyor. Bundan bilginiz olsun arkadaşlar ki
Açacak olanlar zaten açmış oluyor mevsimde. Tabii bu Akdeniz bölgesi için konuşuyorum. Bu takvimi. Diğer bölgelerde bu 2 ay daha sonraya atar. Yani baharın başlangıcı arkadaşlar. Tomurcukların başlaması gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir haş yaptım. Hem alttan çizdim hem üstten çizdim. Görüyorsunuz. Şimdi buraya buradan bir gözlük seçeceğiz. Göz. Şurası yeni bir sürgün arkadaşlar. Bakın şurası bir 5 aylık gibi bir sürgün. Bakın şuradan belli zaten. Şurayı bir çıkartalım. Benim için fark etmiyor da. Hani siz fark edin diye. Şurada bakın boğmaklar var. Geçiş. Şu boğmaklarda inerisi 5 ay. Şuradan alacağım buraya arkadaşlar. Çünkü bir yanlış eylem yapılmasın. Ki emek çekiyoruz. Boşa gitmesin. Arkadaşlar şuradan şu gözü çıkartacağım inşallah. Şöyle şu her göz açısında olduğu gibi şurada önemli faktör. Şu çıkacak olan gözün altında gözenekler var arkadaşlar. Buraya hiçbir şekilde zarar vermememiz lazım. Zarar verirsek bu aşının tutma olanı orana sıfır gibi bir şey. Bundan bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar. Önce bir üst çizim oluşturayım. Şöyle. Oluşturdum. Bakın hala su çıkıyor. Çünkü bu gözlüğü kalemi yeni kestik. Dolayısıyla öyle bir hadise. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradaki detay. Bakın. Şimdi şuradan üstü kestim. Üstle aynı sıfır koydum. Ve şurayı da sıfır yapacağım. Alt çizik, üst çizik ve karşısındaki gözü aynı hizadan alacağım. Ki şuraya otursun arkadaşlar. Şuraya otursun. Eğer ki gözümüz küçük olursa, farz edelim küçük kesmişiz. Şimdi anlatacağım bunu. Şunu bir yapalım. Bakın süt. Bu gözü inanın çok sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Şimdi üstü ve altı çizdim. Ama güzel çizin arkadaşlar. Gözünüzü kaybetmeyin. Gözünüz kaybolursa farz edelim ki gözünüz çok az elinizde yok. İki tane gözünüz var. İki tane aşağıya arşılayacaksınız. Gitti mi tekrar bir göz aramaya gitmeyin. Şu altı ve üstü çok iyi çizelim. Ve yanları. Ha, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şurayı komple çizip arkasının önünü çizip bütün de çıkarabilirsiniz bunu. Ama bütün çıkarmanızın çok fazla mantığı yok. Bize şurası lazım. Ki şurada oluşumu sağlamak için. Yanlardan çizip şey yapmamız lazım. Normalde biz şöyle şey yapalım. Ortasından tekrar çizelim. Haş yapalım yani. Ki gözü komple çıkaralım. Küçültmemiz gerekirse bu işlemi de küçültelim. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle. Pıt atar zaten. Yani bu olmayacak diye bir şey yok. Bu benim yarattığım bir hadise değil. Bunu denene 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 bu hale gelmiş ki biz de uygulamada kolaylıklarımızı daha nasıl yapabiliriz? Şu kadar arkadaşlar. Bakın. Bu kadar. Yani çok basit bir hadise. Ve görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın çıkardığım yer şu gözün altı. Görüyor musunuz şu dokuları? Bakın. Şunu. Bak. Bu göz bunlardan çalışıyor arkadaşlar. Bakın şu noktalardan çalışıyor. Ve aynı nokta şu kalemi koyayım şöyle. Aynı nokta bunun içinde de var arkadaşlar bakın. Şu noktalara asla hiçbir şekilde temas etmeyeceğiz arkadaşlar. Temas edersek bu aşının tutma oranını çok aşağılara düşürürüz. Yazık yani. Emek veriyorsunuz ki bu gözlük buraya uygulandığında tutsun. Arkadaşlar şeye çok dikkat edin. Bakın yeni arkadaşlara diyorum. Zaten eski arkadaşlarla bizim işimiz yok. Onlar yöntemler şey biliyor. Ama inanın ben bu aşıyı öğrenirken yani çok yanlışlar yaptım. Olağanüstü yanlışlar yaptım. Yaptığımdan dolayı videolar çekiyorum ve bilmeyen arkadaşlar bilinçlensin. Herkes aşısını kendisi yapsın. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakacağız. Ki ortasını kesinlikle dokunmuyorum ve bu dış gövdeye de değdirmiyorum. Şöyle bakın aşağısı yukarısı güzel. Eğer bu buraya büyük gelirse kestiğiniz büyük geldi. Gene aynı şu kestiğimiz şeye oturdum. Kestiğimiz kaleme oturdum. Oturttuktan sonra oturttuğunuz yerde fazlalığını tekrar alın. Bu şekilde almaya kalkmayın arkadaşlar bu olmaz. Yani buradan patlama yapar vesaire. Anladınız değil mi? Yani tekrar bu gözlüğü şöyle yapalım.
Yapalım. Ne olur? 15 saniye geç olur. Başka bir şey olmaz. Şimdi farz edelim bu fazla. Buraya koyduk. Uyumadı. Hemen arkadaşlar, önemli değil. Ben buradan genişlememi yapayım. Burada uyup uyumaması. Ha, ya da uyumadı ne yapılır onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar, şimdi uyumadı bu buraya. Ben şunu şöyle yapıyorum, bakın. Tekrar. Şuradan birkaç milim. Şöyle yapıyorum, komple çiziyorum burada. Dışarıda olmaz arkadaşlar, bakın. Bunu buradan çıkardıktan sonra dışarıda bunu yapamazsınız. Hem gözenekleri riske sokarsınız. Hem sağından solundan yırtılmalar olur. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Nasıl yaptık? Şöyle bakın. Şu parçayı çıkaracağız. Büyük geldi, çıkaracağız. Şu küçük parçaları böyle alabilirsiniz. O sorun değil de. Ama genel anlamda bunu çıkardığımız yere oturtup orada keseceğiz. Ondan bilginiz olsun. Arkadaşlar bu bir sıkıntı daha oluşuyor burada. Bakın, ben de yaptım aynı hatayı. Göze çok dikkat edin. Bakın. Şu yaprağın olduğu yer şurası. Şurası göz. Göz kesinlikle yukarıya bakacak. Arkadaşlar dikkatinizden kaçıyor. Ve ters yapılıyor. Ben yaptım. Yaptığımdan dolayı yeni arkadaşlara bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ve bizim videolar çok uzun oluyor. Neden çok uzun oluyor? O yaptığım hataları bir kişi daha yapmasın diye anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada kardeşe şu. Biz bu gözlüğü çıkardık. Ortaya kesinlikle temas etmedik. Yani gözün altına temas etmedik. Şimdi şuradan haşımızı açacağız. Uyguladığımız. Ve şuraya. Şurada bir gerilme oldu. Bir dakika. Şöyle biraz alıştıralım. Ki oraya oturtma şansımız biraz daha güzel olsun. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şu kabuğu da kaldıralım. Ki incirden güzel şeylerden birisi şu arkadaşlar. Yani istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Çok sütlü olduğundan dolayı kabuğu açabiliyorsunuz, ilerletebiliyorsunuz. Her türlü çalışmayı yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum çıktı burada ki sizde de olacak bu. Bak, açtığım yere bu gözlük oturmadı. Ha, ben oturdururum. Şurayı biraz daha çalıştırırım, oturdururum. Eğer oturmadı, siz bunu neden oturmadı, bunu oturtmaya çalışırken gözlüğe zarar verir vesaire olmasın diye yapıyorum ben bunu. Değilse ben şurayı biraz daha açarım, bunu tık oturdururum. Arkadaşlar, şu kenarından, zaten şurası bize lazım değil. Bakın şu kenarından, şöyle hafif şöyle alın, bu kadar, bakın. Bitti. Yani burayla uğraşmayın, bu yorulmayın. Basit taktikleri öğretiyorum. Dolayısıyla... sizi de bezmeyin aşı yaparken. Böyle miydi falan mıydı filan mıydı demeyin. Ki zaten şu kestiğim böyle hiçbir şeye lazım değil. Bize göbeğe lazım. Şimdi oraya oturmamasının sebeplerinden birisi yanların uzun kalmasından. Ve sizin kolay yapabileceğiniz şekilde anlatıyorum. Bakın arkadaşlar, oraya aldım. Nasıl? Tık oturdu. Arkadaşlar bakın. Şimdi farz edelim ki bu haşı yaptık, açtık. Yaptığımız gözlük ne oldu? Biraz açıklık kaldı. Aşağıya da oturmadı, yukarıya da oturmadı. Yani şurada şu an az önceki yaptığım işlemden dolayı 3 milim falan bir açıklık var arkadaşlar. 3 milim falan bir açıklık var. Burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli bir detay. Buna çok dikkat edin. Şimdi burada benim yapacağım işlem ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, alttaki kabuğa birleştirmek. Eğer bu T aşı olmuş olsaydı yukarıya birleştirecektim. Ki T de biliyorsunuz şurası parça olmuyor. İçine gömüyorsunuz. Ama incirde asla T aşı uygulaman. T aşı uygularsanız ters yapın. Yani alttan sokun. Buradan sütün boşalmasını sağlayın. Öyle yaparsanız onu nasıl olduğunu da kısaca göstereceğim. Şimdi bu önemli olmuş. Bu bizim aşımız. Bunu tamamlamaya çalışalım. Arkadaşlar bakın. Bu gözlükte biraz boşluk oluştu. Tekrar söylüyorum. Bu boşluğu yukarıya bırakacağım. Neden? Bizim bu gözlüğümüz alttan beslenecek arkadaşlar. Alttan. Alta birleşecek ki sonra zaten biz bunu buradan vuracağız, çıkartacağız burasını. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi hadise bu. Bu kadar. Ve incir aşısı her aşı olduğu gibi. Tabii bize göre öyle de. Her aşı olduğu gibi bu kadar kolay. Gördünüz mü arkadaşlar? Oturdu. Güzel. Kavradı. Ve boşluğunu yukarıya verdim.
aşağıki ana gövdenin kabuğuna, gözlüğün kabuğunu oturttum. Ve yanlarda zaten sıkıntı yok. Bakın bu kavruyor. Şunlar canlı bir şey, canlı kabuk. Zaten bu gözlüğü böyle besleyecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar buraya kadar bu. Şimdi bunu sarma işlemimiz var. İnşallah onu yapalım. Arkadaşlar her aşıda olduğu gibi, daha önce de söyledim. Bu yapılan işlemlerde arkadaşlar, bu sütlü olabilir. Sütün dışarı atması için biz aşağılara işlemler yaptık. Ama hiçbir göz gövdeye uygulanan aşı hiçbir şekilde hava almayacak arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bu zaten şu an bunu izleyen arkadaşlar bu aşıyla alakalı bilinçlenmek için izliyordur. Profesyonel arkadaşlar zaten bunu izleyecek bir durumları yok. Ha kendilerini geliştirmek için ne yapılıyor, nasıl oluyor diye izleyebilirler ama onun haricinde herkes kendi işini biliyor. Arkadaşlar bakın burası hiçbir şekilde hava almayacak. Ben ne yapıyorum? Kestiğim alanın altından başlıyorum. Neden? Şu yarayı kapatmam lazım. Şöyle bakın altından başlıyorum. Şuraya geliyorum. Gözlüğü tekrar oturduyorum. Yaranın üstünden bakın arkadaşlar. Şöyle. Yaranın üstünden. Şu açıklık kaldı, döneceğim ben oraya tekrar. Açıklık kalmayacak arkadaşlar. Buranın açıklık kalma sebebi şu yaranın üstünden gidebilmek için yaptım. Bakın şöyle geldim. Şimdi orayı da kapattım. Bakın arkadaşlar. Ve bundan sonraki seyir şu. Üstüne bindire. Yani şu bantın, alttaki bantın yeni koyduğumuz bantla birbirine bindire devam edeceğiz ki buradan hava almasın arkadaşlar. Hava alırsa şayet bu aşı tutmaz. Sonra demeyin sizin dediğiniz taktiklerde aşıyı, gözlüğü, her şeyi oturttuk. Bu aşı tutmadı demeyin arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Bakın ne yaptım? Şeye kadar, göze kadar geldim. Şimdi burada yapılacak olan hadise arkadaşlar. Gözü açık bırakacağız. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Bakın. Şu şekilde. Gözü açık bıraktım. Şuradan geldim. Az gene yukarıdan aşağı çapraz iniyorum. Şurası kapansın diye. Arkadaşlar şuralardan gene gel git yapacağım. Gelip gitmeye gerek yok ama ben işimi garantiye alacağım ki 20 gün sonra, 25 gün sonra bu aşı tutmadı diye üzülmenin mantığı yok. Şöyle. Bakın. Ne yapıyorum? Şuradan şura bassın, baskı uygulasın diye. Şuradan geliyorum ve aynı şeyi buraya yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ve işlemim bitiyor. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Bu işlem bu kadar. Bakın. Hadise bu. Hiçbir şekilde şu gözlük uyguladığımız yer arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Asla hava almamalı. Hava alırsa bu aşı hiçbir şekilde tutmaz. Olası tutabilir. %15, %20. Ama onun haricinde bu aşının tutma riski olağanüstü yüksek olur. Bu bölge hava alırsa arkadaşlar. İncir aşısında dediğim gibi tekrar söylüyorum. Belki dikkate almayan arkadaşlar olmuş olabilir. Ya da dikkatinden kaçmış arkadaşlar olabilir. Aşıyı yapmadan önce şu bölgeleri anlattığım gibi bir gün önceden, bakın aynı anda değil, bir gün önceden çizeceğiz. Buranın fazla suyu buradan akacak arkadaşlar. Ve tepesini dediğim gibi bir gün önceden keseceğiz. Ne kadar mesafede? 50-60 santim mesafe. Vuracağımız aşı bölgesiyle bu bölgenin arası 50-60 santim olacak arkadaşlar. Şimdi bu aşıyı tamamladık. Bunun akabinde yapılması gereken hadise şu. Aradan bir 20-25 gün geçtiğinde, her aşı takviminde aynı arkadaşlar, 20-25 gün içinde her göz patlayıp patlamayacağını belirtir. Belirlenir yani. 3 aşağı 5 yukarı belli olur. 20-25 günü geçirmemek şartıyla, minimum 20, maksimum 25 günü geçirmemek şartıyla bu yaptığımız, dışına yaptığımız korumayı, yani bantı buradan çıkaracağız arkadaşlar. Çıkarmazsak şurada oluşumlar, biliyorsunuz o dediğim tarihten sonra bahar geliyor.
Şurada oluşumlarda şu gözü tehlikeye atarsınız. Göz buradan çalışamaz. Şurada oluşan yaralar tamir olamaz kendi kendine. Şuralardan açık kalan yer var. Bakın şurada küçük küçük. Buradan bu ağaç kendi tamir etmek için buradan yara oluşturuyor. Dışarı çıkıyor ve burada gözü tehlikeye atıyor arkadaşlar. Bunu nasıl sökeceğiz? Onu da anlatayım. En basit yöntemi şu. Hemen yaptığımız işlemi şuradan çıkaracağız. Yavaş, dikkatli dikkatli. Şu gözü tehlikeye atmadan. Ama en kolay yöntemi şu. Bantı zaten bir daha başka yerde kullanmayın. Bu bakteri olabilir. Bakteri herhangi bir şey olabilir. En güzel yöntemi arkasını çizip bıçakla komple çizeceksiniz. Buradan alınan yaradan bu ağacı hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Her ağaç kendini bir anda tamamlar. 15-20 günde tamamlar. Arkasını çizin. Buradan güzelce hepsini bir. Zaten bu birleşiyor silikonlu olduğunu ya da başka bir şey fark etmez. Birleşiyor. Gözü koruyarak buradan komple bunu çıkarmak. Arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra bu bantı çıkarma takviminden sonra eğer ki biz şu gördüğünüz anacı kollamazsak, nasıl kollamazsak? Şimdi şuralarda sürgün yatakları var arkadaşlar, bakın şu sürgün yatakları. Şu sürgün yataklarını 21 gün sonra temizleyeceğiz. Temizledikten sonra buralardan tekrar sürgün yapmasını engelleyeceğiz ki bizim buradaki zaten sürgünümüz hazır. Bu sürgünümüz harekete geçsin. Eğer buralardan sürgün yaparsa buradaki bizim yapacak olan sürgünü yapar ama zayıf kalır. Bunu asla unutmayın. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Yabaniyi hiç durmadan temizleyeceksiniz. Bakın şimdi şu bölgeyi ben komple temizleyeceğim. Ve şu aşı bantını söktükten sonra bunun burada tekrar sürgün yapmasını engelleyeceğim. Her geldiğimde burayı temizleyeceğim. Temizlemezsek şu yaptığımız gözü meydana getiremeyiz. Ve şey olur arkadaşlar. Buradan körelir. İlerlemez. Şimdi arkadaşlar burada daha önceki anlattığım detaylarda da var. Bu işlemleri komple yaptık. Yaptıktan sonra bakın şurada bir 60 santim 50 santim gibi bir bölge bıraktık. Arkadaşlar aşı bandını söktüğümüzde şunu yarıdan tekrar keseceğiz. Artık makas kavrarsa makas kavramasa destereyle. Yardan tekrar keseceğiz. Sebebi şu, buradan bu ağaç tekrar yara almış olacak ve mesafeyi kısaltmış olacağız ki gözü çalıştırsın. Şimdi arkadaşlar ağaç her depesi kesildiğinde kendini tamirata gider. Her ağaç böyledir. Her ağaç fark etmez. Tamirata gider. Şimdi biz burayı tepeyi vurduk. Tepeyi vurduktan sonra yeni yaptığımız oluşumu hiç durmadan tamir edecek. Zaten harcayacağı bir enerji yok artık. Şurayı tamir edecek. Biz bunu sökeceğiz bantı. Söktükten sonra bir daha yara yapacağız. Bir daha yara yaptığımızda gene yaraları tamir etmeye çalışacak ki gözümüz son garanti patlamaya sebebiyet doğuracak. Bu önemli ayrıntı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. İncire su tut, aşı macunu gibi şey sürülmez arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Zaten sıkıntımız değil. Şu çıkan sütler. Bakın çiziyorum. Hemen süt çıkıyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Çizdiğim yerden hemen süt çıkıyor. Dolayısıyla incir ağacına aşı macunu ve su tut asla kullanılmaz. Zaten sebebimiz aşının tutmama sebeplerinden birisi şu süt. Bakın çizdim. Az önce çizdim. Bakın çıktı hemen gene. Yine çıktı. Şimdi buraya mesela haş uygulamamızın sebebi, gözlüğü haş uygulamamızın tek sebebi hem üstten bağlantıyı koparmak, süt bağlantısını, aşağıdan da haş yapmamızın sebebi buradan da tekrar oluşan bir süt herhangi bir şey varsa aksın arkadaşlar. Bu sebeplere, hususlara dikkat edersek bu aşı %100 tutar. Ki az önce dediğim gibi ben her şeyi yaptım. Bu aşı tutmadı demeyin arkadaşlar. Başka yaptığım işlemlerde de arkadaşlar böyle yaptım olmadı. Şöyle yaptım olmadı. Anlattığınız gibi yaptım olmadı diyorlar. Soruyorum, anlattığım gibi yapılmadığından dolayı başarı elde edemiyoruz. Lütfen yaptığımız aşıların tutması için dikkat hususlara önemli bakalım. Önemli bakmadığımız her şey başarı elde etmede zorluk sıkıntı olur arkadaşlar. Bu hususu eksiklerimizle tabi video çekerken birçok şeyler unutabiliyoruz. Ama ana temayı anlattığımı düşünüyorum.
anlatmadığım için de ufak tefek bir şeyler varsa da onlar çok önemli değildir. Ana tema çok önemli. Ana tema bu arkadaşlar. Ve aynı sistemi uyguladığınızda bu açı tutar. Ha, bir husus daha söyleyeyim arkadaşlar. Onu da es geçmeyelim. İncire kalem aşı olmaz. Sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şunu kesmiştik az önce. Arkadaşlar şurası komple odun. Bakın. Ve şu incir çok şeydir. Arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Gövdede şey yoktur. Yani bir gövde odunu yoktur. Çok süngerimsi bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla buradan yapılan kalem aşı saatli olmaz arkadaşlar. Buradan içeriden kopmalar yapar vesaire. Kalem aşı incire uygulanmaz. En mükemmel sonucu verecek olan aşı göz aşısıdır. Bundan bilginiz olsun. Kalem aşıyla incirde kesinlikle uğraşmayın. Bir sonuç elde edemezsiniz. Bu önemli bir detay. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Burada herhangi bir sorun yaşarsanız gene de bize mesaj atabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz başka bir detay varsa inşallah. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah.